Kütahya'da yaklaşık 2 yıldır sıvı deterjan üretilen ve 3 ay önce de boya üretimine başlanan Profesör Doktor Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde yaz tatili süresince 250 ton boya üretildi. Vefa Mahallesi'nde 2017 yılından itibaren üretime başlayan okulda döner sermaye yöntemiyle 3 ay önce kurulan imalathanede öğrenciler tarafından duvar boyası üretiliyor. Öğrenciler 3 aylık yaz tatilinde ürettikleri boyalarla 1 milyon 500 bin liralık ciro elde etti. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, okulun Türkiye'de boya üretimi yapan ikinci lise olduğunu söyledi. Yaz tatilinde okulumuzda idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, çalışanlarımız, öğrencilerimiz gönüllü bir şekilde çalışmaya başlayarak boya üretimine başladılar. Bu meslek liseleri arasında boya üretimi yapan Türkiye'deki biz ikinci meslek lisesiyiz. Bu boya üretiminde temel hedefimiz yıl sonu itibarıyla 3 milyonluk bir ciroya ulaşmak hedefindeyiz. Okul müdürü Mustafa Özünlü de ürettikleri boyaları kullananların çok memnun kaldığını, okulda açtıkları perakende satış bürosundan vatandaşların da gelip boya alabildiğini belirtti. Öğrencilerimiz yaz boyu bu boya üretiminde çalıştılar. Özellikle kız öğrencilerimiz, engelli öğrencilerimiz, normal öğrencilerimiz bu boya üretiminden çok güzel para kazandılar. Ve bize gelen tepki şu, diğer illerde boyamızın çok tuttuğu, kapatıcılığının çok iyi olduğu, hatta Kütahya'da verdiğimiz yerlerde bizim açtığımız perakende satış bürosuna sürekli insanlar gelip bu boyadan şu anda alıyorlar. Devlet sektörüne satıyoruz. Türkiye'nin her yerine boya göndermeye başladık. Yani Çanakkale'den Doğu Anadolu'ya kadar göndermeye başladık. Ama bizim düşündüğümüzden farklı şöyle bir şey de gelişti. Özel sektör de talep etti.